Doğa bize anne sütünü doğar doğmaz veriyor. Doğa bize makarna da verebilirdi doğduğumuzda. Evet. Et de yiyin derdi. Çünkü biz o paralellikte beslenmeye başlıyoruz. Doğduğumuz anda sadece içinde demir eksikliği dışında her şeyi tamamlayan tek besin anne sütü. Dünyanın en değerli besini. O halde sütten çok uzak durmayın. Peki nasıl süt içmeliyiz? Önce sütlerin şu andaki teknolojiyle geldiği durumdan bahsedeyim. Biliyorsunuz biz eskiden sokaklarda süt satan insanlar vardı. Bakraçların içinde sütçü diye bağırır. Aynen öyle. Biz de sesiyle uyanır ve kızardık hatta. Kaynatılırdı o Evet, sütler, aynen. kaymaklar Onların olurdu. kaymaklarını içmemek için elimizden gelen her şeyi yapardık. Bir de bizim çocukluğumuzda Ankara'da şöyle ağzı kapaklı, ismini söylemeyeyim, kırmızı kapaklı sütler vardı. Onların kaymakları vardı. Şimdi orada ilk pastörize süte geçmeden bu sütlerin artık yerini, kaynatılan sütlerin yerini başka sütler almaya başladı. Ama hala dışarıdan veya kendisi bizi izleyicilerimiz arasında sütü sağarak alan insanlar varsa bir kere sağdığı hayvana çok sağlıklı olması önemli. Kabın hijyenik ve temiz olması önemli. Ellerinin temizliği önemli. Ve mutlaka kaynatılması lazım. Çünkü sütün içinde verem mikrobu çok rahatlıkla üreyebiliyor. Verem. Evet, verem mikrobu. Unuttum. Özellikle maalesef Türkiye'de de çok yükselmeye başladı yine. Hiç olmasın inşallah. İnşallah. Fakat artık teknoloji ilk olarak pastörizasyonla açığa çıktı. Pastörize sütler belli ısıda sütün kaynatılıp belli bir işlemden geçirilip paketlenmesiyle kendini Yani gösteriyor. pastörize süt dediğimiz aslında kaynatılıp soğutulmuş bir süt. Bravo. Kaynatılıp soğutma işlemini biz teknolojik olarak yapmaya başladık. Bu sütleri biz eskiden bakkalların önlerine koyarlardı biliyorsunuz. O da çok sakıncalı. Hep uyara uyara önce satan firmaları. Artık o sütlerin gelir gelmez hemen belli yerlere konması, gölgede bekletilmesi sağlandı. Aldık diyelim biz o sütümüzü. Koyduk buzdolabımıza. Onu da nereye koyacağımızı da göstereceğiz biraz sonra. Evet biraz sonra. Fakat buzdolabımızda onu 2 gün en fazla sürekli koklayarak. Çünkü sütün çok kolaydır biliyorsunuz kontrolü. Koyduğunuz anda ısı etkisiyle üstüne kesik kesik bir şey oluşmaya başlıyor. İşte o kesilme dediğimiz şey aslında sütün verilen ısı etkisiyle içindeki bizim hoşumuza gitmeyen bakterilerin yaptığı ayrıştırma işlemidir. İşte o ayrıştırma işlemi aslında sütü tüketmeyin anlamında bize uyarıdır. Yani üstündeki veya içindeki zaten hani süt kesilmiş deriz. Parça parçalar olduğu zaman bakteriler harekete geçmiş ve Aynen. bunu yapmış, o zaman bu sütü içmeyin. İçmeyin demektir. Peki ne kadar dışarıda bekletebiliriz pastörize sütü? İçtiniz bir bardak, orada unuttunuz, işe gittiniz. Akşam geldiniz, çok açsınız, o sütü içebilir misiniz? Kesinlikle içemezsiniz. 2 saat içinde sütün içinde bütün bilmiş bakteriler harekete geçerler. Sadece 2 saat, Dolapta oda 2 gün, sıcaklığında. dolapta iki 2 gün, gün, oda dışarıda 2 saat. 2 saat. Yani bakın 2'yi unutmayın, pastörize süt bu ama. UHT süt dediğimiz şey yüksek ısı etkisinde tetrapak kaplarda paketlenmiş süt demektir. Şimdi bu sütün içinde de bunu da özellikle anlatmak istiyorum. Organik, laktozsuz, doğal diye bir takım ibareler kullanılmaya başlandı. Ve bununla ilgili de çok soru geliyor bize. Şimdi organik demek bu sütün elde edilmesi, Anadolu'dan toplanması esnasında elde edilen noktaların gerçekten organik tarım koşullarına uygun olarak alınması demektir. Ve onun paketlenmesi esnasında da yine organik olması kurallarına uygun olarak yapılır. Çünkü gıda maddeleri tüzüğünde bu konu çok ciddi olarak altı çizilmiştir. Bizim iyi bir gıda maddeleri tüzüğümüz vardır uyulduğu zaman, bu arada yenilendiğinden de. Ardından büyüme sütü denilen sütlerin içi zenginleştirilmiştir. Onlara da annelerimizin çok dikkat etmesini rica ediyorum. Üstünde kalsiyumla, demirle zenginleştirilmiş. Lütfen sütün üstündeki bu tarafta bulunan besin değerleri tablosunu kontrol ederek alın. Sütün üstündeki son kullanma tarihi, üretim tarihini kontrol ederek alın. Bunların oda ısısında dayanma süresi 1,5 ay, Buzdolabında. içeride 3 aydır. Ve buzdolabında 3 aydır. Buzdolabında 3 ay, oda sıcaklığında açılmamış halinden. İbare çok önemli. Açılmamış. Eğer açıldıysa bu en fazla 6 güne kadar çıkabilir en fazla. Ki ben bunun açılmışını 3 gün sonra asla tüketmem. Yine aynı deneyimle biz görürüz ki üstünde kesik kesik bir takım şeyler çıkar. Büyüme sütleri dışında laktozsuz süt dediğimiz bir süt vardır ki o da Türkiye'de %75 problemi görülen laktoz intoleransının yani süt içildiğinde gaz, şişlik, kişide hazımsızlık belirtileri gösteren şeyin içindeki unsuru çıkartarak olmamasını sağlayan süt demektir laktozsuz süt.
Onunla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun, çok özür dilerim. Laktoz intoleransı dediğimiz, yani bağırsaklarımızda sütün içindeki o şekeri parçalayamayıp bağırsaklarda böyle işte dediğiniz gibi gaz, hazımsızlık, ishal gibi tablolar yapan şey. Bu her Türkiye'de çok yaygın ama çok farklı oranlarda var. Evet. Yani benim laktoz intoleransım mesela biraz az ama başkasının çok yüksek. Ben biraz rahatsız oluyorum süt içtiğimde. Doğru. Başkası ama tuvaletten çıkamıyor mesela. Yani bunun da bir derecesi olduğu var, için. Aynen. Yani insanlar diyor ki yok canım o kadar da yaygın değil. Hayır, o kadar yaygın ama derecesi farklı herkeste. Bir de mesela öyle çocuklar var ki hiç süt alerjisi dediğimiz şey var aslında. Onlar hiç içemiyorlar süt ve süt ürünlerini de kullanamıyorlar. Onlar en ileri derecede olanlar. Dediğin gibi alt seviyede de olan var. O yüzden yaygınlığı çok fazla. Ona o sütü içmenin hiçbir zararı yok. Bir de diyet sütler var. Taylan'ın diyet süt işte besin değerini kaybediyor. Hayır, diyet süt demek. %50, sıfır diye gördüğümüz ibarede içindeki yağ oranı azaltılmış süt demektir. Teknolojisinde hiçbir farklılık yoktur. Yani içine ekstra bir madde eklenmez diyet olduğu için. Ve üstüne baktığınızda yine besin değerinde kalsiyum oranı daha yüksektir. Peki neden yüksek? Neden? Çünkü yağı içindeki gidiyor. Yağı gittiği için. Yani kalsiyum yağla bağlanmaz ki zaten. Dolayısıyla bizim dikkat edeceğimiz şey aldığımız ürünün, ne olursa olsun ama özellikle sütün üretim tarihine ve kullanma tarihine bakmamızdır. Sütün cinslerine göre bu kapta eğer süt şey yapıldıysa, paketlendiyse asla saklama koşulları değişmez. Yani organik süt 5 gün, efendim yok laktozsuz süt 3 gün, öyle bir şey yok. Tekrar söyleyelim mi? Açılmadıysa eğer buzdolabında 3 ay, 3 yıl diyecektim. Aman Allah'ım. 3 ay, açıldıysa 1,5 ay. Dışarıda? Dışarıda bu en fazla 7 gün, buzdolabında 7 gün eğer açıldıysa dışarıda en fazla 3 saat. Bu da aynı şekilde. En fazla 3 yani, saat. En fazla 3 saat. Çünkü şimdi bakın bunu açıyorum ben. Ziyan olacak ama. Şunu açarız, bunu da açarız. Bunlar çok özen gerektiriyor. Burayı temizleyin. Hatta kuru bir kağıt peçeteyle, evet. Bakın. Kullandıktan sonra yalnız, döktükten sonra. Ondan sonra mutlaka kapatın. Ve kapatıldığına emin olun. Bu kapatıldı. Neden buradaki sütü ayrıca temizledik? Yine bakteri üremesine yardımcı çünkü olur. Çünkü tam arada kalıyor, çünkü dışarıda kalıyor. Çünkü bir besi yeri. Yani bakterilerin üremesi için uygun içinde o kadar güzel ki yağı, proteini, her şeyi var. Yani bakteri geldiği zaman bundan daha güzel besleneceği bir ortam yok. Onun için mutlaka temizlemek lazım.